Merhabalar, bugün konumuz klimayı ya da kaloriferi açınca motor sesi değişiyor şikayeti. Malum kış ayı geldi, artık araca biner binmez birkaç dakika araç ısınır ısınmaz hemen kaloriferi açıyoruz. Keza yaz aylarında araca biner binmez bunaltıcı sıcak yüzünden direkt klimayı açıyoruz. Bu gibi durumlarda motor sesinde artış ya da azalış gibi şikayetler sık geliyor. Peki bunlar normal mi? Böyle bir durum yaşıyorsanız bir arıza olduğunun göstergesi mi yoksa bu normal bir durum mu? Bugün bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Detaylar videomuzda. Şimdi hemen bir klimamızı açalım. Debrimiz gördüğünüz gibi. Bakın debir hemen 1000'e yükseldi. Motorun sesi değişti. Peki klimayı açınca bu değişim neden oluyor? Hemen bunu araç üzerinde bir gösterelim. Şu an motor çalışıyor. Bakın şu alttaki klima kasnağı gördüğünüz gibi kilitli değil. Kayışlar dönüyor ama klima kasnağını çevirmiyor. Şimdi klimayı açınca ne olacağını hep birlikte bir görelim. Klima ve kalorifer arasındaki fark, klimayı açtığınızda yük motora binerken, kaloriferi açtığınızda yük elektrik akımına biner. Özellikle benzinli araçlarda elektrik akımı ateşlemeye de direkt etkili olduğu için özellikle benzinli araçlarda kaloriferi açtığınızda özellikle son kademede, yüksek kademede aynı anda far, iç aydınlatma, sis farı gibi ekstra donanımlarda açıkken araçtan çekilen akımın anlık değişmesi anlık motor sesi de değişmeye neden olabilir ama çok kısa bir süre içerisinde araç kendini toparlayacak, normal motor sesi ve normal motor devrine gelecektir. Ama klimada durum farklıdır çünkü klimayı açtığınızda yük direkt motorun üzerine biner. Bu yüzden genellikle motor sesi ve motor orantısı kalıcı olarak değişir. Yani klimayı açtığınızda bir miktar artar ya da bir miktar azalabilir ve bu klima açıkken sürekli kalıcı olacaktır. İkisinin arasındaki fark da budur diyebiliriz. Kaloriferi açtığınızdaki akım farkını bir voltmetre ile rahatlıkla ölçülebilir. Aküye voltmetre bağladığınızda kaloriferi açtığınız anda arabanın şarj akımı büyük ölçüde azalacak. Bu da anlık olarak bobine giden akımda azalmalara neden olabilecek. Yeni model birçok sistemde motor kontrol ünitesi bunları iyi bir şekilde dengeliyor. Dengeleyici sistemler var ama özellikle eski model 10 yaşın üzeri, 10-15 yaşın üzeri araçlarda kaloriferi açtığımızda, klimayı açtığımızda motorun sesinin değişmesi, devrinin değişmesi ve dengesinin kurulmasının birkaç dakika alması sık gözlenen bir durum. Ama 2022 model bir aracınız var. Bu durumu yaşıyorsanız bir servise gitmenizde fayda var. Ama eski bir model araçta bu durumu yaşıyorsanız genellikle yalnız değilsiniz. Birçok kişi aynı durumdan muzdarip diyebiliriz. Peki normal olmayan durum nedir? Klima kompresörü ses yaparsa eğer sadece motor devir sesi yani yükselme sesi, gürültülü çalışma olabilir ama sesli çalışma, sürtme sesi, uğultu, ciyaklama, cıyırtı gibi sesler de ekstra olarak motorun gürültüsüne ekleniyorsa bu durumda klima kompresörüyle alakalı bir sorun var demektir. Ya da uğultu, özellikle klima otomatiğinin rulmanları arızalandığında klimayı açtığınızda araç içerisine dahi sirayet eden, araç içerisinden dahi duyulan bir uğultu sesi gelebilir. Bu tarz uğultu sesleri duyuyorsanız eğer bu seslerde anormal olmaması gereken yani bir arızayı işaret eden seslerdir diyebilirim. Hemen klimamızı bir kapatalım. Klimayı kapatıyoruz. Bakın rolanti düştü. Klimayı açıyoruz. Rolanti hemen yükseldi. Ve motorun sesi bir tık gürültülü çalışmaya başladı. Bu gayet normal bir durumdur diyebiliriz. Aracınızdaki ses bu kadar küçük ve önemsiz. Aracınızda yaşadığınız klimayı açınca motor sesi yükseliyorsa bu ses küçük, sadece motorun rölanti devri sesi ise normal. Ama ekstra sürtünme sesi, uğultu, vurma sesi gibi sesler geliyorsa bu klima kompresörünün arızalı olduğunu ya da klima otomatiğinin rulmanının arızalı olduğunu işaret ediyor olabilir. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü sorun, arıza ya da araçta yaşadığınız durumlarla ilgili sorularınızı bizlere hızlıca iletebilirsiniz. Soru sormak için aşağıdaki yorum bölümünü ya da onlinetamirci.net forumu kullanabilirsiniz. Forumdan gelen sorular ve aşağıdaki yorum bölümünden gelen sorular öncelikle cevaplanıyor. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, sağlıklı günler dileriz.